Nedir bu? Bahsi geçen tekke ile ilgili verilen tahsisat kararı paşam. Böylesine yüksek bir tahsisatı nasıl verirsin, nasıl onaylarsın? Talepleri bu miktardaydı. Bana da makul geldi. Bana makul gelmedi fakat. Böyle bir adaletsizliğe müsaade etmem ben. Zira bu iltimas demek olur. Diğer tekkelerin günahı ne? Onlar da istemezler mi? Bir mesele çıkacağını zannetmiyorum. Zira bu tekke herkes tarafından sevilen, kabul gören. Beni alakadar etmez. Herkese eşit davranacaksınız. Kararı iptal ediyorum. Tahsisatı geçen seneki miktar üzerinden verin. Aman paşam, nasıl iptal ederiz? Karar çıktı bir kere. Sen vezir olarak imzaladın, bense sadrazam olarak iptal ediyorum. Kendi elimizle verdiğimizi geri alırsak huzursuzluk yaratır. Onu kararı vermeden evvel düşünecektin Ayaz Paşa. Lakin paşamız verilen tahsisatın kaldırılmasını emir buyurdular. Bunu nasıl açıklarız? Gelecek tepkilerden korkarım hünkârım. Hatalısın paşa. İbrahim Paşa doğru söylemiş. Sen bir tek tekkenin tepkisinden korkarsın ya diğerleri ne olacak? Alenen birine iltimas geçilirse bu daha büyük bir huzursuzluk yaratmaz mı? Hünkârım. Hayret ettim paşa. Bunca yıllık devlet tecrübenle bunu nasıl görmezsin? Bağışlayın. Malumunuz bu tekke bir hayli faal. Kendimce bize yakın olmalarında fayda gördüm. Olmaz böyle şey. Biz herkese eşit mesafede durmak mecburiyetindeyiz. İbrahim Paşa'nın emirlerini harfiyen uygula. İlaveten bir daha böyle bir hata istemem. Şimdi çekilebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Hayırdır? Ayaz Paşa, ne görüştün hünkârımıza? Şikayet mi ettin beni? Haşa. Ne haddime? Ben sadece vaziyeti izah etmek istedim. Peki ne buyurdular hünkârımız? Sizin dediklerinizi harfiyen uygulamamı istediler. Ayaz Paşa, seni bu makama kim getirdi? Siz paşa. Öyleyse ayağını denk al. Getirdiğim gibi indirmesini de bilirim zira. Paşam. Benim kararlarımı sorgulamak senin haddine mi düşmüş? Sen kimsin? Şimdi yıkıl karşımdan, elimden bir kaza çıkmadan gözüm görmesin seni. Bu tekke meselesinden burnuma kötü kokular geliyor. Muhtemel ki seninle uğraşacaklar. Sükunetini muhafaza et. Siz merak buyurmayın. Ayaz Paşa zaaf göstermiş. Lakin ben kötü bir niyet olduğunu zannetmiyorum. Elleri kolları bir hayli uzun hünkâr. Belli ki yokluğunda üzerinde baskı kurmuşlar. Dışarı çıkalım. Biraz hava almak istiyorum. Elbette. Benim de size sunmak istediğim bir hediye var.